Benim soğan ekecek yerim yok. Buradan ben ekin ekledim buraya. Bu yıl ekin ekledim, ektirmediler bana. Ne olursunuz? Menel Akşener'e, Emine Erdoğan'a sesleniyorum. Kadın olarak bizi anlayabilirsiniz. Ne olursunuz Allah'ın aşkına yardımcı olun bize. Emine Erdoğan, size sesleniyorum bak. Bizim ne tarlamız kaldı, ne soğan dikecek yerimiz kaldı. Evimizler, evlerimizin kıyına kadar geldiler, dayandılar. Ne malımızı biz de, o köylü insanıyız. Ekiyoruz, biçiyoruz, bağ yapıyoruz, bahçıyoruz. Ama yapacak yerimiz hiç kalmadı. Biz ne yapacağız böyle? Elimiz koynumuzda kaldık. Bunlar bizi dışarı çıkarmıyorlar Temel'e. Bizim 5 dönüm tarla vardı. İçinde o 20-30 ceviz vardı, armut vardı, erik vardı, elma vardı. Bütün bunları ağız altında buldular. Bizim 5 dönüm yerimize işgal ettiler. Bütün toprak altında kaldı. Tellerimizi, demir direklerimizi bütün kurdular, geçirdiler. Biz bunları ne yapalım? Bize yardımcı olun. Bize Emine Erdoğan, Meralli Hanım bize yardımcı ol. Ne olursun biz sizden umut bekliyoruz. Bak 20 senedir bizi size şey oy atıyoruz. Nasıl olacak bu iş böyle? Saygıdeğer vekillerimiz Ankara, Sayın Cumhurbaşkanım, Meral Akşener, Ahmet Davutoğlu, Kılıçdaroğlu sizlere sesleniyorum. Allah'ın aşkına bize ellerinizi uzatın. Bizim ne toprağımız kaldı, ne taşımız kaldı. Zerre kadar ormanımız da kalmadı. Hep katliam yapıyorlar. Allah'ınızı severseniz bize yardım edin. Ne olursunuz bu musibetten bizi kurtarın. 20 senedir biz bu partiye oy veriyoruz. Bu partiye yarın bize nasıl oy istemeye gelecekler? Oy istemeye geldikleri zaman bunu durdurmazsanız, bunları halletmezseniz köyün çıkışını, girişine barikat kuracağız. Sokmayacağız köye. Takdir sizin. Büyüklük de sizde. Takdir sizin. Ne olursunuz bizi kurtarın. 182'ye bir parsel tarlamıza Zenit Madenciliğin bünyesi altındaki Haspınar Anonim Şirketi ve CH Anonim Şirketi tarafından tarlamıza yol yapımı için girilmiştir. Bizim buna kesinlikle rızamız yoktur. Barbar bir şekilde acımasızca bizim tarlamıza girmişlerdir. Biz bunlardan şikayetçiyiz. Ayrıca ÇED sınırlarının dışına çıkmışlardır. ÇED sınırları içerisinde değildir bu yapılan yol. Böyle bilinçli bir şekilde üzerimize gelmektedir. Zenit bilinçli bir şekilde. Biz kesinlikle karşıyız yani buna. Bizim rızamız yok. Bizim ekecek tarlamız da yok. Yani bunlar sayesinde hiç köylünün ekecek, biçecek hiçbir tarlası kalmadı. Meyve ağaçları vardı burada. Elma, armut, kiraz. Hepsini yok ettiler burada. Şu yolun dibindeydi mesela. Bunlar hepsi yok oldu. Bu tarladaki ağaçların, meyve ağaçlarının ücreti hiçbir şekilde tarafımıza yatırılmamıştır. Tarlamızın parası bankaya yatırıldı diyerek insanları başlarından savuyorlar. İşte buralara bütün ağaçları gömmüşler. Bu pasanın altında meyve ağaçları dolu. Hiçbirisini bulamadık. Şu anda çam ağacı pasanın altında kalmış durumda. Meşe, elma ağaçları, kiraz, armut ağaçları burada görünürde yok. Ücret hesabınıza yatırıldı diyerek insanları başlarından savuyorlar. Hiçbir şekilde meyvelerin ücreti falan bu ücretin içerisinde yok.